Evet değerli izleyenler, bugün Manastır'da bulunan Maygusta Kafe'nin açılışındayız. Yanımızda işletme sahibi Sedat Bey bulunuyor. Sedat Bey öncelikle merhaba. Merhabalar. Hayırlısı olsun, onu deneyin. Teşekkür ederiz, sağ olun. İlk sorumla başlamak istiyorum. Maygusta'nın Manastır'da açılmış olması, müşteri potansiyeli açısından önemini anlatabilir misiniz? Şöyle söyleyeyim öncelikle. Manastır'da genelde insanların eşli, karı koca ya da tek başına da olsa %90'ın çalıştığı kanısına vardık. Öyle bir araştırma yaptık. Bunun içinde burada bir restoran eksiği. Akşamları çünkü eş ve bey eve geldiğinde ikisi de yorgun, çalışmış ve yemek olmuyor. Genelde dışarıdan paket söyleyerek ya da dışarıda yemek yedikleri kanısına vardık. Bunun için de Manastır'a hem kafe hem restoranı ağır basan konsepte bir işletme açmak istedik. Maygusto'yu da öylelikle doğurduk. Manastır'a gıda anlamında, restoran anlamında hizmet versin. Aynı zamanda evlerine paket servis olarak da hizmet verebilen bir işletme olsun diye yarattık. Peki insanlar Maygusto'yu neden tercih etmeliler? Çünkü hem sıcak bir ambiyansı var. Burada gelip istedikleri gibi yemeğini yiyip ardından kahvesini, çayını, her türlü tatlısını, pastasını yiyebilirler. Aynı zamanda evine de paket servis. Bu sevdikleri lezzeti istedikleri zaman bir telefonla arayıp evlerine de isteyebilirler. Biliyorsunuz şu anki ekonomik koşullarda siz böyle bir işletme açarak, böyle bir kafe açarak riske atmış oldunuz mu? Yani genel konjonktörden baktığınızda bir risk mi? Risk. Ama o risk ticarette her zaman var. Kriz ortamında biraz daha yüksek olabilir ama o risk ticarette her zaman var. Ben şuna inanıyorum. Doğru yerde doğru işi doğru yaparsan gerçekten o riski en aza indirmiş olursun. Gerisi de artık Mevla'ya kalmış. Burada yiyeceğimiz ekmeğimiz varsa bize yedirir diye düşünüyorum. Peki bizi izleyen izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kesinlikle Maygusto'yu denemelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten özenle hazırladığımız, seçtiğimiz birçok ürün var menüde. Paket servis olarak da burada da gelip bizi tercih edebilirler. Röportaj için teşekkür ederim. Çok değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün iki genç girişimcimizin teşebbüs ettikleri güzel bir restoran açılışındayız. İnanıyorum ki Cumhuriyet mahallemize güzel bir damak tadı getirecekler. Ben öncelikle genç kardeşlerimizin girişiminden dolayı kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Bizim insanımızın genlerinde vardır girişimcilik ruhu, cesaret, ticaret. Onun için de hele hele bu ortamda Türkiye'nin ekonomik kriz ortamına itilmek istendiği bir ortamda kardeşlerimizin krize inat yatırım yapmaları, iş yeri açmaları, burada insanlara iş vermeleri, aş vermelerini, istihdam oluşturmaları gerçekten takdire şayan. Onun için ben tekrar tebrik ediyorum. Bol bereketli kazançlar diliyorum. Kendilerine inşallah biz de her daim yanlarında olduğumuzu, Gemik Belediyesi olarak tüm esnafımızda olduğu gibi genç kardeşlerimize de destek vereceğimizi ifade ediyorum. Allah mahcup etmesin. Bismillah diyerek beraber kurdeleyi keselim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayırlı olsun. Maygusto açılışına Gemlik için önemli bir isim daha katıldı. Gemlik Belediye Başkan Adayı Adnan Bıyıklı yanımda. Adnan Bey, yeni açılan işletme hakkında ne düşünüyorsunuz? Önce teşekkür ediyorum. Ben Gemlik'in tabii ki çok güzel böyle güzide mekanlara ihtiyacı olduğunu sadece ben söylemiyorum. Gemlik'in isteği bu. Yani arz ve talepten kaynaklanan bir durum. Tabii girişimci kardeşlerimizin de yeteneği tabii göz ardı edilmemeli bu durumda. Daha iyilerini yapacaklarına adım gibi eminim. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten çok büyük bir eksik. Gemlikli yani bir misafirini ağırlayacak, balık yemek için yani bir balık lokantası eksik. Çok fazla eksiği var. Bu eksiklerden bir kısmını tamamlayacak güzel bir işletme. Önce hayırlı uğurlu olsun diyorum.
İnşallah daha güzellerine, daha iyilerine Gemlik layık ve bu yatırımcı kardeşlerimizin de bunu başarıyla tamamladıklarını görüyorum. Çok söylenecek şey var ama tabii ki artık söylem değil de iş, icraat yapmak lazım. İşte icraat da arkamızda duruyor. Hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Bol kazanç diliyorum.